Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda CES'teyiz, Las Vegas'tayız. Acer'ın bir etkinlik düzenliyor. Özel bir etkinlik. Fuar henüz başlamadı. Bugün ayın 6'sı. 8'inde başlayacak fuar. Resmi olarak açılış 8'inde yapılıyor. Biz de bu etkinlikten önce Acer'ın yeni ürünleri var. Onlara bakıyoruz. İlk olarak bakacağımız Chromebook dediğimiz, Türkiye'de pek satılmayan, Türkiye satılmıyor ne yazık Chromebook'lar. Acer'ın Chromebook 315 modeli. Gelin bakalım bu ürün ne gibi detayları var. Evet, şimdi bakalım Acer'ın bu yeni modeli neler sunuyor bize. Acer'ın Chromebook 315 modeli dünyada AMD işlemci kullanan ilk Chromebook modellerinden bir tanesi. 7. nesil AMD işlemciler kullanıyor kendisi. Aslında ilk bakışta standart bir bilgisayara benziyor. Belki Chromebook'u bilmeyenler vardır, ondan biraz bahsetmek isterim. Google'ın işletim sistemini kullanıyor, Android işletim sistemini. Türkiye'de şu an henüz aktif olarak kullanılmıyor ne yazık ki. Ve Türkiye'de gelen Chromebook modelde resmi olarak gelen modeller yok ama siz hani kendiniz alır Amerika'dan, Avrupa'dan getirebiliyorsunuz. 10 saatlik bir pil ömrü sunuyor bu bilgisayar bize. USB Type-C bağlantı yuvamız var. Dokunmatik ekran seçeneği var. Bu modelde yok şu anda. Yani şu modelin şu an ekranı dokunmatik değil ama isterseniz siz ürünü satın alırken dokunmatik ekranda satın alabiliyorsunuz. Tuşları aslında standart bir tuş. Bir bilgisayar tuşundan da çok fazla bir farkı yok. Touchpad'imizi de burada görüyoruz. Yan tarafa bakalım ne gibi bağlantılarımız var. Şöyle biraz zoom girelim yan tarafa. Yan tarafta bir USB'miz var. İki adet de burada görüyoruz. Bir tane daha doğrusu Type-C'miz var. Bu da bu güvenlik kilit yuvamız var. Öbür tarafa da bir bakalım. Hemen şuradan. Kulaklık girişimiz var. Görüyorsunuz şurada hemen yan tarafta. Bir USB'miz var yine. Yine bu standart USB'miz. Standart USB Type-C'miz de yine burada yer alıyor. Buradaki girişlere de bu şekilde bakıyoruz. Donanım özelliklerine baktığımızda ise 8 GB RAM, 64 GB'a kadar depolama opsiyonunun geldiğini söyleyelim. Avrupa fiyatı ise bu cihazın 349 Euro. 349 Euro gibi bir fiyatı var. Tabii az önce de yani videonun başında da söylediğim gibi bu ürün ne yazık ki Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda bilmiyoruz ama Chromebook'lar gelmiyor, onu söyleyebiliriz. Chromebook modelleri henüz Türkiye'de satışa sunulmadığını söyleyebiliriz. Ama yine de güzel bir bilgisayar olmuş. Bunlar Türkiye'ye gelse 3-4 bin lira aralığında bir fiyat seçeneği olabilir. Tabii Türkiye'deki duruma göre değişeceğini söyleyebilirim ama ilginç bir ürün olduğunu söyleyeyim. Dünyada özellikle Amerika'da çok yaygın bu tarz ürünler. Böyle günlük kullanım için çocuğunuza ödev yapabileceğiniz, annenize babanıza verdiğiniz Facebook'ta takılabileceği vesaire yapabileceği bir bilgisayar. Evet, gördüğünüz gibi Chromebook'un özelliklerini anlattığımız videonun sonuna geldik. Farklı videolarla, farklı incelemelerle yine CES turumuz devam edecek. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.